Herkese merhaba, ben Tuna Toygün. Bugün sizlere bana göre sanat eseri olan bir oyundan bahsedeceğim. Ori and the Blind Forest. Birçok kişi görmüştür bu oyunu fakat hikayesi hakkında bugüne kadar çok fazla bilgimiz yoktu. Ta ki bu videoya kadar. Şimdiden söylemek istiyorum, eğer spoiler yemek istemiyorsanız derhal videoyu kapatın. Platform türünün bana göre en iyisi olan Ori and the Blind Forest, minik kediye benzer bir kahramanın yolculuğunu anlatıyor. Masalsı bir evrende, Nimel adında huzurlu bir ormana can veren ruh ağacından kopan bir yaprak, bizim ufaklığa, yani Afacan Ori'ye can veriyor. Kendisi kadim ağacın koruyucularından biri. Ormanda bir gün o kadar şiddetli bir fırtına çıkıyor ki, ruh ağacından bir yaprak ışık süzmesi şeklinde savruluyor. Süzülen bu ışığı takip eden Naru isimli pofidik canlı, Ori'nin hayat bulmasına şahitlik ediyor. Işıkla hayat bulan bu sevimli canlı, Naru tarafından büyük bir sevgiyle büyütülüyor. İkisi birlikte yaşamaya başlıyorlar. O kadar güzel anlaşıyorlar ki, anne ile evladın sanki hikayesine tanıklık ediyoruz. Ağaçlardan meyveler toplayıp, güle oynaya yaşıyorlar. Fakat Ori ruh ağacının bir parçası ve ağacın yaşam yüzü tükenmek üzere. Bu süreçte kadim ağaç Ori'ye seslense de Naru Ori'yi tehlikeden korumak için mağaraya saklıyor. Dışarıda olanlardan uzak, hiçbir şey düşünmeden sığındıkları mağarada yaşıyorlar. Zaman geçiyor, geçiyor, geçiyor. Ruh ağacı eski gücünü yitirince tüm orman verimliliği, doğal zenginliği ve yaşam enerjisi tükeniyor. Etraftaki bitkiler yavaş yavaş çürümeye başlıyor ve doğal olarak yiyecek bulamamaya başlıyorlar. Naru daha fazla yiyecek bulmak için dışarı çıkıyor. Fakat tüm ormanın yavaş yavaş ölmeye başladığını görüyor ve yiyecek bulamıyor. Ori uykusundan uyandığında, son yiyeceğini büyük bir fedakarlık yaparak Ori'ye veren Naru, uykuya dalıyor. Ori'nin gözünde Naru'nun yaptığı fedakarlıklar canlanıyor. Ve dışarı çıkıp zar zor da olsa 3-5 parça yiyecek bulup heyecanlı bir şekilde Naru'nun yanına dönüyor. Bulabildiği yiyeceklerle birlikte Naru'nun yanına gelen Ori, Naru'nun uyanamadığını fark ediyor. Ori o noktada Naru'nun öldüğünü anlıyor ve veda ediyor. Artık mağarada kalması için hiçbir sebebi olmayan Ori, kadim ağacın çağrısına cevap vermek için yolculuğuna başlıyor. Fakat Ori de bitkin düşüyor. Ölmek üzere olan Ori'yi gören kadim ağaç son gücüyle Ori'ye can veriyor. Ölümden dönen Ori, uyandığında karşısında kadim ağacın özünü görüyor. Bu öz, Ori'ye eşlik etmeyi amaçlarken Kuro isminde bir baykuş kadim ağaca saldırıyor. Kuro, kadim ağacın özünü çalıyor ve ormanın elementlerinin dengesini bozuyor. Bu dengeyi tekrar oluşturmak ve elementlerin dengesini sağlayabilmek için Ori yolculuğa başlıyor. Bu yolculuk sırasında Ori, türünün son örneği olan Gumo isminde bir canlıya rastlıyor. Ori'den tedirgin olan Gumo daima kaçıyor. Yine bir gün Ori'den kaçarken Gumo bir kayanın altında kalıyor. Ori koşup onu hemen kayanın altından kurtarıyor. Kendisine yapmış olduğu bu yardımdan dolayı mahcubiyet hisseden Gumo, teşekkür etmek için Naru'yu hayata döndürüyor. Yolculuğu sırasında bizim Afacan Ori,
Kurol ismindeki baykuşun kadim ağaca saldırmasının asıl sebebini öğreniyor. Kadim ağacın oraya seslendiği sürede etrafa yayılan ışık süzmesi maalesef Kuro'nun yavrularının ölmesine sebep olmuş. Son kalan, henüz doğmamış çocuğuna da olabilme ihtimalinden tedirgin olan Kuro, kadim ağacın özüne saldırarak tekrar ışık yaymasını engellemek istemiş aslında. Hikayemizin devamında Kuro Ori'yi yolculuğu sırasında kaçırır ve Ori baygın düşer. Onu çocuğu gibi gören Naru her yerde Ori'yi arar ve son anda yetişir. Naru Ori'yi alır ve ona sarılır. Naru'nun Ori'yi bulabilmek için onca yol geldiğini görüp bu fedakarlıktan çok etkilenen Kuro, kendi çocukları için yaptığı fedakarlıkları hatırlar. Kendisi de bir anne olarak empati yapar ve ormandaki yangının daha fazla yayılmasını önlemek için kadim ağacın özünü geri götürür. Kadim ağaç özü döndükten sonra o kadar fazla ışık saçar ki Kuro'nun ölmesine sebep olur. Bir zaman sonra orman eski haline döner. Belki de Kuro'nun bu fedakarlığı neticesinde son yumurtası çatlar ve çocuğu dünyaya gelmeye başarır. İlk oyunumuzun hikayesi bu şekilde. Soruyorum size. Şimdi ikinci oyunu kimler oynamak istiyor? Bu oyunu henüz oynamadıysanız kesinlikle ama kesinlikle ilk yapmanız gereken işi olsun. Geçtiğimiz hafta ikinci oyunu da yayınlandı ve hikayesi birbirini takip eden hikayeler. O yüzden ilk başta ilk oyununu oynayıp daha sonra ikinci oyununa geçiş yaparak muhteşem bir deneyim elde edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.